işini oraya getirdi. Kıza dışarı kızından bak sen bak. Işıklar nerede? İkisi böyle daha pamuk ipliğini de pamuk ipliği de çekti. Pamuk çözü çekti. İpli geçtiği zaman sanki 4-5 ipli birleşiyor ya sıkıştı. O yüzden o desenli bu. Tamam mı? Şurada evet. Çekti zaman 4-5 tane birleşince. Bu çok güzel bir deseydi. Mükemmel deseydi. Bunun bir haftada buraya kadar gelmiş. Tek tek. Ya düşünün buradan hiçbir tane atlamayacak bu. Sıralamayı atlamayacak. İlk dönemlerde normalde el sanatları olarak devam ediyordum halk eğitimde. Sonra bu Rize bezine geçişi yapmak istedim. O zamanlara yeni yeni tanıtımı vardı. Geçiş yaptım ve o dönemlerde eskiden bundan yıllar öncesindeki annelerimizin, babalarımızın yapmış olduğu dokumaları araştırdık. O zamanlarda birkaç arkadaşla beraber o zamanın dokumalarını bu zamana taşımak için hem araştırdık hem dokuduk. Bu zamana kadar geldik. Yani genelde eski dokumalarımızı daha çok yani özünü kaybetmeden dokuma yapmak istiyoruz. Yani kendinin kalitesini, kendi el dokumanın kalitesini hem anlatmak hem de bu el dokumanın yani daha çok kuvvetli, daha çok sağlam iç giyimde, dış giyimde, ev tekstilinde daha çok kullanılır olduğunu anlatarak devam ediyoruz. Kendi ipi kullanıyoruz. Atkıda kendi ipi kullanıyoruz. Çözgüde pamuk kullanıyoruz. Tabii ki renk katımında keten veyahut da herhangi küçük başka çeşit ipliklerde kullanıyoruz. Şimdi Rize bezi Feretiko. Yöresel ismi Feretiko. Yani el dokuması. Atkısı kendir, çözgüsü pamuk olan bir dokuma tekniği. Bez ayağı tekniğiyle dokuyoruz. Yani yörede eskiden kendir, yani atkıda çözgüde kendir olurdu. Şimdilerde sadece kendir olarak atkıda kullanıyoruz. İpliğimizi yurt dışından alıyoruz. İnşallah bu son zamanlarda bir çalışmamız var. İnşallah kendi ipimizi kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Kendimiz dokuyacağız. Tabii tahır aşamasını yaptıktan sonra dokumanın, iplikleri geçirme aşamasını yaptıktan sonra dokuma tezgahlarının içerisinde çerçeveler var. Çerçevelerini düşünün, bir 500 tane ipin 250'si bir çerçevede, 250'si bir başka çerçevede, arkadaki çerçevede. O çerçeveler de ayak pedallerine bağlı. Basıldığı zaman çerçevelerin biri aşağıya, biri yukarıya çıkıyor. Aynı zamanda iplikler ayrılıyor. Mesleğimizi devam ettirmek istiyoruz. Gençlerin bu mesleğe ilgisini artırmak istiyoruz. Dokumamız unutulmasın, yeremizin dokuması tanıtılsın. Yani ev tekstilinde, iç giyimde, yani tekstilin bütün anlamlarında dokuma devam etsin istiyoruz. Yani daha çok gençlerimize iş bitiyor. Biz bugün varız, yarın yokuz ama gençlerimiz bunu devam ettirmesini istiyoruz. Yani aslında Rize bezi dokumadır. Yani feretiko dokumadır. Bir keten, aklınıza gelen bir keten, bir kumaş, hani hangi alanlarda kullanılıyorsa Rize bezi de aynı şekilde kullanılıyor. Ama bizim buradaki kendir kullanımı mukavvetli, yani güçlü bir iplik. Yani bunun yıllar sonrasında da 100 sene, 150 sene de dayanıklılığı devam etmekte. Yani o yüzden sağlam olduğu için iç giyimde, dış giyimde, bu ev tekstillerinde, mutfak perdelerinde her yerde kullanabiliyorsunuz.